Milletvekil Şükrü Saracoğlu, Millet Meclisi İhanet dair söylediğim, harbin bilhassa 3. yılında darlıklar, yokluklar hissoldu. Adamın silah altında tutulması tüketimi çoğaltırken üretimi de azaltmaya başladı, dedi. İşte bu yüzden artmaya başlayan fiyatlarla ve kara borsa yapan vurguncularla mücadeleye devam eden hükümetimiz, ilk tedbir olarak nüfus başına her ay 1 kilo bulgur vermeyi... Gene mi kuru üzüm? Evden şeker getirmediniz mi? Bir hafta olmadı bu çayına yarım kilo şeker bırakıldı. Hem de kesme şeker. Devam edileceğini... Hepsini sizin çayınıza, kayfenize kullandım ağam. Yalanın varsa kör olayım. Geç. Nereye sakladıysan çıkar. Şeker getir. Durma. Bekletme babamı. Koştur hadi. Harp bütün cephede olanca şiddetiyle... Kimlerle nasıl yapacaksın Alman düşün çaresini? Ya o katil kasabanın caddelerinde fiyaka satacak... ...ya da abinin kanı yerde kalmayacak. Mars'a kalmayacak baba. 4 yıl hep bugünü bekledim. Ve bir askeri trenin yakıldığı bildiriyor. Tüm şahitleri ayarlamıştım. Bülbül olup onu suçladılar. Ve lakin rahmetlinin dükkanı basması onu ipten kurtardı. Üstelik yaralanması da cinayeti nefsi müdafaya soktu. Dev gibi abim bedavaya gitti. Bir tarla uğruna canını verdi. 4 yıldır hep bu anı bekledim baba. Bu ne hazırlık kız? Nereye? Kasabaya. Ramazan yarın tahliye olacak. Ne? Bir yere gidemezsin. Arada bir gelirim ana. Görüşürüz. Dayıma da söylerim. Gidemezsin dedim, diriltme beni. Giderim ana, çekil. Allah o tatarın canını alsın. Tövbe. Allah benim ömrümden ona versin. Kız gebertirim seni. Gidemezsin. Çekil ana. Çekil. Gideceğim. Ramazan kardeş, yemeğe gel. Bitik mi hala? Berbat. Tir tir titriyor. Sıkmaya da yakalamış. Gel bari, 2 lokma bir şey atıştır. Zavallının ayakları berbat olmuş. Sürgün gelmek kolay mı? 2 vilayeti yayı olarak yürümüş, hiç mola verdirmemişler. Gardiyan! Gardiyan dedik, neredesin? Geldik, ne var? Keskinli Bekir'in hali perişan. Tabanların hayrı kalmamış. Sıtmaya da yakalanmış. Revire kaldıralım. Revir kapalıymış. Kinin de aspirin de yok. Doktor da izindeymiş. Göz göre göre ölecek mi adam? Bir şey olmaz, 2 günde aslan kesilir. Ulan hiç mi vicdanınız, hiç mi merhametiniz?
Allah'ınız kitabınız yok mu sizin be? Dalaşma. Bulaşma Ramazan. Yarın tahliyesin. İş açma başına. Şerefsiz herifler. Bu dayanıklı çıktı gene. Benden önceki meydancı göçebe Mustafa'yı Kütahya'ya sürmüşler. Gün doğar, gün batar. Herif hala yol gidermiş. O kadar yola demir çarık dayanır mı? Canı burnuna gelmiş. Nihayet bir kuyuya yanaşmış. Su içeceğim diye inandırmış jandarmaları. Kuyuya atıvermiş kendini. Vekalete dilekçe yazacağım. Gece sürgününü kaldırsınlar. Bu senin hususi muhasebede rüşvet almana. Para çalmana benzemez darılma gücem mi? Hükümet bir de her sürgün için fayton mu tutacak? Otobüs mü kiralayacak, tren mi tutacak? Evet. Anca toplu sürgün olursa o zaman vasıtayla gidilir. Mahmut, merhem getir oradan. Getiriyorum. Yarın tahliye oluyorsun hayırlısıyla. Dikkatli ol derim. Görmüş tanımış değilim lakin duyduğum Abidin Ağa bir yanlışlık yapmadan duramaz. Hem beylik hem babalık adına ayrıca da mecburdur. Yaşayacak olursa kötü örnek olur. Başkalarının da bir tıkanlanır. Bize asilik etmeye kalkarlar. Yılanın başı ufaktan ezilmeli baba. Aslan gibi abimin kanı yerde kalmamalı. Buyur. Rıza'mın ahı kanı yerde kalmadı. Kalmadı sayılır. 4 sene yedi namussuz. 4 sene bu kanın bedeli olur mu? Olmaz, olmaz elbette. Gün ışığını bir daha göremeden mezarına girecek şimdi. Diri diri gömülecek. Taşlar vardı. Başına geleceği mutlaka tahmin ediyordur. Tetikte olacaktır şimdi. Nafile. 4 yıldır içeride paslanmıştır bir defa. Yüreğine de can korkusu düşmüştür. Bak, nasıl ürkek görmüyor musun? Denk getirdiğin an tetiği çekeceksin. Tamam, hiç merak etme dayıoğlu. Ramazan abi,
Ramazan abi, hoş geldin, sefa geldin, geçmişler olsun abi. Sağ ol, iyi misin Selim, çoluk çocuk? Hepsi ellerini öper abi. Geç abi, geç otur, şöyle otur. Geç bacım sen de. Ben sizlere çay getireyim şimdi hemen. Buyur abi. Buyur bacım. İşler nasıl? Harp var malum abi. Her tarafta işler durgun. Sen ne düşünüyorsun abi? Kendin mi çalışacaksın yoksa kiracın mıyım ha? Konuşuruz. Bizim dünden alınmış somunumuz var. Bir somun da bugünkü hakkımız. İşte karnem. Ekmeğimi ver. Karnem, ekmeğimi ver. Evine hoş geldin. Evi temizlemişsin. Sağ ol. Dün geldim, sildim, temizledim, yemekler pişirdim. Bu sabahtan da ocağı yaktım. Hele sen dinlen, su ısınmıştır. Ben suyla leğeni hazırlayayım. Cephesinde, Stalingrad önlerinde Almanlarla Ruslar arasında kıyasıya devam eden çarpışmalarda Almanlara göre 36 bin esir ve 431 tank alınmıştır. Sovyet tebliğine göre ise şehrin fabrikalar bölgesinde Rus ordularının saldırıya geçmiş ve 1150 top ele geçirmişlerdir. 10 gün içinde alınan Alman esirlerin sayısı 68 bini bulmuştur. Vichy, Fransız radyosunun bildirdiğine göre Şimal Afrika'nın... Susma sayılı de! Amerikan kuvvetleri... Sakın ola ki! Ne ola ki? Bir oğlum geçti, bir de size yanmıyor. Bundan sonraki haberlerde birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Bilal dayım anamdan da beter, öfkeden delidir şimdi. Önce nikah, sonra köye gideriz. Ya da haber yollarız gelirler. Sonra çok yanarsın. Barışmak gerek. Kavga, nifak, dargınlık iyi bir şey değil.
Bekledin, hak ettin. 4 yıl gecikti nikahımız, hepsi bu. Nikahtan sonra? Dükkanı, evi satacağım. Buradan gideceğiz. Ya İstanbul'a ya İzmir'e. Zanaatımı yapacağım. Kunduracılık iyidir. Gidersek iyi olur. Büyük şehir görürüm. Daha bir güzel yaşarız. Burada zorluk çıkarırlar sana. Abidin Ağa rahat vermez. Onunla hesaplaşmak isterdim. 4 yılım mahpuslarda çürüdü onun yüzünden. Oğlunun da katili odur. O saldı üstüme onu. Hepsi bitti geçti. Bir daha da olmayacak. Nohut kahvemiz var, içer misin? İçerim. Yarın belediyeye gidiver. Muhtardan ilmi haber götür. Ekmek karnesi, çay, şeker, patiska, her şeyler için. Nikah için de resim gerekli. Çekiyorum. Nikah içinde gün alırım. Bu ayın kirası. Verdin mi kararını abi? Evet, dükkanı sana satacağım. Ne istiyorsun abi? 100 lira çok mu? 60 lira. Hele düşün, 80 lirayı toparla. Gerisini ay bayi ne kadar ödeyebilirsen. Olur, çalışırım. Sağ ol abi. 3-5 gün içinde yolcuyum, ona göre. Çarşıya haber uçur. Evi de satıyorum. Güle güle, güle güle abi. Geldiğini duydum ya. Evine koşamadım. İlk gece hele dinlensin dedim. Ey gidi koca Tatar, aslan gibisin maşallah. Seni de iyi gördüm. Değilim. Hiç tadım yok. İşler kötü. Atları, katırları askeriye aldı. Harp malum, oturuyoruz. Bana iyisinden bir hançer gerekli. Neden? Tedbirli olmalı. Uzatamaz Abidin Ağa. Küçük oğlu Necmi? Necmi'den ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ayağı sakat diye askere bile almadılar onu. Davut Kahya da hastaymış. Geçen ay köyüne geri döndü. Çifte su verilmiş bir bıçak iyi olur gene de. Tut kendini, belanın üstüne gitme. Niyetim yok. Zeynep'le nikahlanıp uzaklara gideceğim. Evi de satıyorum. Müşteri bulursan iyi olur. Bakınırım. En doğrusunu yapıyorsun. Acıkmışsındır. Yemek yiyelim. İyi olur. Birer kadeh de içeriz. Belediyede işim var. Nurettin de bekle beni. Bir seferde. Anında ölecek.
Nüfus cüzdanları. Yarın Uğur'a nikah gününü bildireyim. Merhabalar. Hoş geldin Ramazan. Şükür kavuşturana. Allah bir daha göstermesin. Sağ ol Nurettin. Seni de yemeklerini de özledim. Şimdilik kuru fasulye var. Ziyafet haktan sonraya borcum olsun. Olur mu abi? Ekmeğini getirdin mi? Bende bir somun fazla var. Al. Hızlan. Açlıktan midem göçtü. Afiyet olsun. Hoş geldin Ramazan abi. Sağ ol. Hoş geldin Ramazan. Abi geçmiş. Eve bir iki müşteri buldum. Yarın gelip bakacaklar. Gidi kasabam. Memleketim. Önce köyden koptuk, şimdi de buralardan. Alışması zor olacak herhalde. Kararlı mısın? Evet. Zeynep'le konuştuk. Buralardan gideceğiz. Yuvamızı kuracağız. Çocuklarımız olacak. Ramazan. Kanundan kurtuluş var, bizden yok. Abime gancıkça kıydın. Yaktın ailemizi. Bu iş buraya kadar. Yanlıştasın Necmi. Hepimizi yakan baban olacak o paraya doymaz abidindir. Çekil git. Yeniden başlamayalım. Geberip düşeceksin. Ağamızın kanı yerde kalmayacak. Etme Hamdi. Şeytana uyma. Dön git. Sen de Necmi. Deme şunu! Ramazan! Ramazan! Bir daha! Bir daha! Hadi! Siz katil, boğazını kesti. Ne ya böyle? Oluk gibi kan. Zavallandı. Sakin ol. Anlat hele. Anlat. Zor kurtardım canımı. Tövbe. Yok bir daha. Hamdi gibi sizi öldüren beni parçalar. Beni unut. Sil beni baba. Sil beni ne olur sil. Alçak, gaddar, sebep sensin. Bu cani evladım Rıza'yı da öldürdü. Nefsi müdafaa bahanesiyle hepsi 4 seneyle kurtuldu. Asın bu katil. İbreti alem için aslında yüreğimin kanı dinsin Hakim Bey. Önce evladımı bağrımdan koparıp aldı. Şimdi de gül gibi yeğenimi. Rıza yetmedi, Hamdi'nin de katili oldun. Beni de öldürdün sayılır. Asıl seni asman ulan! Terbiyeli ol, otur yerine. O gece yolumuza çıktı. Önümüzü kesti. Babandan eski bir alacağım var. O parayı vermese geberteceğim dedi. Ha? Şaşırdım tabii. Abim Rıza'yı öldürdün, yetmedi mi? Dön git diye yalvardım. Karşı koydu.
Dinlemedi beni. Sarhoştum. Evet hakim bey, doğru söylüyorum. Bıçak çekip saldırdı. Zavallı Hamdi abim araya girince de... Söylenenleri duydun, ne diyorsun? Yalan söylüyorlar. Bunlar hem yalancı hem zalimdir. Bunca yıl milletin kanını emerek... Otur yerine. Rezil, alçak, katil. Ayağı sakat zavallı oğlum. Sor kurtulmuş elinden. Ramazan'la evlenecektik. Kağıtlarımız belediyede, askıda. Sonra buraları terk edip gidecektik. Yeni bir şehre yerleşip doğacak çocuklarımızla mutlu bir yuvamız olacaktı. Onun hiç kimseyle hesabı yoktur. O insanları çok sever. Hiç evlenecek adam öldürmeye kalkar mı hakim bey? Otur, izinsiz konuşma burada. Söyleyecek bir şeyin var mı? Bu ağa geçinen abidin tarlamı senetle aldı elimden. Sonra senetlerin sahte olduğunu söyleyerek parasını ödemedi. Hakaret, yalan, namusuma şerefime. Yalan söylüyor, iftira atıyor. Ben öldürecek olsan kendi evimin sokağından pusu kurardım. Hamdi ile Necmi yolumu kestiler. Tamam, otur yerine. Sen İdris Bünyamin, anlat neler biliyorsun. Sanık bıçağı senden mi aldı? Evet, benden aldı. Ürküyordu. Neden ürküyordu? Söyledi mi? Şey, hakim bey... Abidin ağa başıma iş açar belki. Pusularlar. Tedbirli olmalı diyordu. Haklıydı da. Buralarda hep kan davası güdülür. Sen de kan davası mı güttün Ramazan? Hayır hakim bey. Bizim bu yörede çocuk anasından memeyi bıraktığı an beline bıçağı takar. Bıçağı belime koyduğumda elimi kana bulamamaya yemin etmiştim. Sözümde duramadım. İşte buna yanarım. Neden iradene hakim olamadın? Olamadım. Kendisine yöneltilmiş hiçbir tehdit yokken... cezaevinden çıktığının ikinci günü... öldürücü bir bıçak tedariklemesi... sanığın kendini değil, şuurlu, hesaplı bir cinayet düşündüğünü açıkça ortaya koymakta. Eski alacağını bahane ederek ve daha önceki cinayetinden çok az bir cezayla kurtulmuş olmasının da verdiği cesaretle, maktul Hamdi Kara'yı pusu kurarak taammüden öldürmüş olduğundan idamını talep ediyorum. Kız. Ben geldim değil, o da ne demek? Yürü! Yürüyorsun kız, yürü! Ramazan'ı bekleyeceğim. 11 yıl yedi. Daha nesini bekliyorsun utanmadan ha? Buldu belasını işte. Onun günahı yok. Zorla delirttiler Ramazan'ı. Ben de kendi rızamla koştum ona. Gitmiyorum, gitmiyorum. Yürü diyorum kahpecik. Dinden imandan çıkarma beni. Dur! Çekelim oğlan kızın üstünden. Asıl sopayı köyde yiyecek. Bacağından asacağım. Hele bir dene. 11 yılda senin için yesem ne fark eder ulan? Kime bu çalımın? Bas bakalım mahpushaneye. Gebertirim seni. Sen... Evimizde kalırım, kasabada. Her hafta sana gelirim. Bugünler de geçer. Geçecek.
Kardeş, şimdi Gani Efendi'ye boktan biri. Kumar, haraç, avanta eriş onda. Mapushaneyi secde ettirmiş kendine. Önünde ettirmek istedim. Ben de helal kafasında kıstırdım dürzüğü. Bir cigaranı alayım mı Mustafa ağam? Çok oldu isteyeli. Bekleyeceksin. Bir cigara dediğin o kadar kolay mı? Bir çoban icabında kepeneğini verir bir cigaraya kardeş. Mahkumsun. Bunu hiç bulamadığın gün de olur. Kendini hazırla bakalım. Cigara vermedin ağam. Bari biraz ekmek ver. Sabah beri açım. Nerede ekmek? Cihan Harbi dünyayı kasıp kavurmakta. Siz hepiniz burada uyuşmuş yatıyorsunuz. Hükümet size bakmaya mecbur mu be? Haksız mı lan? He ya! Haksız mıyım? Devlet baba günde bir tayin veriyor mahkum başına. Anlıyor musun hayvan? Bir tasla çorba. Ya da mercimek. Veyahut nohut neyse. Günde bir öğün. Zaman kötü. İdareliğe hayvan. Benim de hazinem yok ki. Ben de sizler gibi eli kolu bağlı bir mahkum adamım be. Öyle değil mi lan cıvıl? Öyledir ağam. Öyledir lan. Ah ah. Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Ben Ramazan'ı çok özledim ana. Onu çok göresim geldi. Bir haber olsun alamadım ondan. Özlemişmiş. Bıktım artık bu Ramazan lafından. Yeter olsun. Ne beklersin elin katilinden? Aklın başına gelmedi mi hala? Seni aklı başında doğru dürüst biriyle evlendirelim dedik, anlamadın. O Tatar'ın Allah cezasını versin. Seni de kendini de mahvetti, sürüm sürüm süründürdü. Utanmadan hala onun adını almaktasın. Bundan sonra ben yapacağımı bilirim ama... Onun hakkında böyle konuşma ana, kaç kere söyledim. Ne olurmuş! Onu çok seviyorum ana, anla. Ne yapalım seviyorsan? Ben ondan başkasını istemem ana. Kim bilir oralarda neler çekiyordur. Avluya çıkmıyor musun? Yok abi canım, sıkılıyor. Cezam mecliste. Her an haber gelebilir. Sen güzel gönüllü has adamsın Hüseyin. Salıverme kendini. Allah'tan ümit kesilmez. Elin adamını pusladım ağam. İlmiye geçirirler benim boynuma. Belli mi olur? Harp gelmiş kapımıza. Böyle günde meclis senin cezanı mı düşünür? Belli mi olur? Yok.
Yumurta versene. Sağ ol. Şundan versene. Her zamankinden. Biraz yoğurt ver. Biraz daha. Önüne baksana ulan Terez! Ne o? İdamlıksın diye bana postamı koyuyorsun ulan! Kolay kolay papuç bırakmam ben! Sen idamlıksan ben de cıbılım! Şey ben... Sen ne diyorsun ulan? Kesin bakayım! Ne oluyor burada? Başefendi! Ben burada idamlığım diye üzerime saldırdı! Bundan böyle hapishanenin çay ocağı, çamaşırhanesi bana çalışacak dedi! Kumar postalarını ben sererim diye üstüme atıldı! Öyle mi? Yok öyle bir şey! O bana bulaştı! Yazıklar olsun sana! Seni bir adam bilirdik biz de! Alın bunu gardiyanla! Bir daha böyle bir şey görmeyeceğim! Anlaşıldı mı? Peki abi! Senin cezan ağırdır diye bazı haklar tanıdıysa onunla bununla dalaş demedik. Şimdi bu yaptıkların müdürüme nasıl anlatacağız? Bak efendi, olayı o başlattı diyorum. Müdür geliyor. Ne oluyor Zihni efendi? Bizim Hüseyin cezası idamdır diye onu kendi haline bırakmıştık. Maalesef umduğumuz gibi çıkmadı. İyi niyeti kötüye kullandı. Bugün kantinin önünde cıbıl Halil'le dalaşmış. Müdür bey, yanlış anlaşıyor. Kes! Demek öyle. Atın bunu Münferdi! Disiplin cezasını çeksin! Ellerini de bağlayın! Bırakın! Bırakın beni! Yanlışlık yapıyorsunuz! Bırakın! Ben bir şey yapmadım! Bırakın lan! Allahsızlar! Bırakın lan beni! Ben bir şey yapmadım! Allahsızlar! Bırakın! Bırakın lan! Ben bir şey yapmadım! Bırakın! Bırakın lan! Bir şey yapmadım ben! Bırakın lan! Allahsızlar! Bırakın lan beni! Ne oluyor? Nereye götürüyorlar onu? Müdür, zincirli hücre cezası verdi ona. Hüseyin'in ellerini zincire vurmuşlar, hücreye götürdüler. Adamın infazı gelmiştir. Gelmiştir lakin öyle olmamalı. Elleri bağlanıp hücreye atılmamalı. Kapıların hepsini! Namussuz şerefsiz herifler! Ne oluyor Zihni efendi? Mahkumlar kıpırdanma var benim! İsyan mı? Hayır, senin için taşkınlık yapıyorlar. Bu adamı tedbir için Münferide aldık. Bırakamayız. Susmaz mı bunlar? İçlerinden biri araya girmezse susmazlar. Olay büyür. Onları sen daha iyi tanırsın. Kim olabilir? Ramazan. Öyle ya, o yeni geldi. Çağır konuşalım. Müdür bey, bu işle ilgili seninle görüşmek isteyeyim.
Nedir bu? Mahkumların bu tepkisi nedendir? İdamlık Hüseyin. Mahkumların gözü önünde bir kurbanlı koyun gibi sürüye sürüye gitmesine gönülleri razı olur mu? Olay büyümesin. Konuş onlarla. Önce Hüseyin'le konuşmalıyım. Halil tekin adam değildir. Dalaşır onunla. Bizimki olayın büyümemesi için. Zincirlemek sadece tedbirdir. Anlat onlara. Anlatmasını anlatırım ama... ya Hüseyin'in infası gelmişse? Onun için aldıysanız hücreye? Yemin ederim ki öyle bir şey yok. Her an mecliste cezası bozulabilir. Kararı bekliyorum. Bana güven. Ama bir şartla arkadaşlarla konuşurum. Hüseyin'in elleri hücrede serbest olacak. Ver anahtarı. Hüseyin. Ramazan abi sen misin? Benim. Nedir bu başıma gelenler abi? Yoksa infaz için mi oynandı bu oyun bana? Münir'le görüştüm. Okumuş, gün görmüş adam. Yalan söylemez. Tedbir için almış seni buraya. İçim yanmıştı abi. İçimin yangını söndürsün diye kantinden yoğurt alıp ayran yapmak istedim. Ama Cibo neden yaptı bunu bana anlamadım. Benim ne alışverişim var onunla? Ne isterler benden? Kendine efam yapma. Senin derdin büyüktür. Lakin umut ışığı sönmez. Bu günler de geçer. Karnın acıkmıştır senin. Yüreğim yanıyor. İçim bir şey istemez. Bana bir ayran... Gönderirim. Müdür Hüseyin'i tedbir için almış Münferide. Sen de buna inandın he mi kardeş? Bir adamın boynu ipe gitti mi Allame-i Cihan olsa geri gelmez. Hükümet işi, verin adamı asacağız der mi? Besbelli oyundur. Hüseyin'i asacak olsalar anahtarı bana verip zincirlerini çözdürmezlerdi. Sen bilin kardeş ama benim idare kısmına itimadım yoktur. Hele bir günde olsun anlarız. Ne olur, ne olur müdür bey. Bir kerecik oğlumuzu göster bize. Onu bir kerecik göreyim. Bir daha sarılıp öpemeyeceğim, koklayamayacağım. Onunla konuşamayacağım. Sesini duyamayacağım. Hiç değilse uzaktan göreyim. Ne olur müdür bey, yalvarıyorum sana. Bir kerecik Hüseyin'imi göster bize. Yakma bizi. Yesirgeme bu eliyi. Peki, hiç konuşmayacak. Uzaktan göreceksiniz. Avluya çıkar. Avluda hiç kimse olmasın. Yanına da mahkumlardan birini ver. Sağlam, ağzı mühürlü biri olsun. Yeni gelen Ramazan olur mu? Olur. Ramazan, müdür bey Hüseyin için seni istiyor. Hüseyin için mi? Evet. Onu hücreden alıp avluya çıkarmanı söyledi. Yoksa... Meraklanma. Avluda hava aldıracağım sana. Endişelenme.
Müdür izin verdi. Hadi davran bakalım. Kim bilir nasıl yanıyorlardır. Benden beter ölüyorlardır. Dur bakalım. Ölüm yok henüz. Yeniden dilekçe yazacaksın meclise. Af dilekçesi. Mebuslar yeniden görüşecek. Ben çocuk değilim abi. Vakit tamam. Adamsın. Yalan söylemezsin diye inandım sana. Sen de bir mahkumsun. Diğerlerinden hiçbir farkın yok. Onun asılmasını hükümet istedi. Biz de astık. Şahsi değil ki.
Asılmayacağına inandırmıştım onu. Kancıkça davrandın. Gardiyanlarla işbirliği yaptın, beni de kullandın. Lakin bunu senin yanına bırakmayacağım. Ne yapabilirsin? Burada bütün kararları ben veririm. Yanlış kararlar verdin müdür efendi. Yanlış kararlar. Bu hapishaneyi senin başına yıkarım. Çok konuşuyorsun. Mahkum olduğunu unutma. Daha fazla ileri gidecek olursan sana rahat yüzü göstermem bilmiş ol. Ne yaparsın ulan? Beni de mi asarsın ha? Beni de mi asarsın? Bırakın lan! Bırakın! Bırakın! Hadi. Çıkıyorsun. Müdür bey gene iyi adammış. 3 günle paçayı kurtardın. Başkası olsaydı seni burada 6 ay tutardı. Hadi yürü gidik. Bu çukurda senin gibisini görmek çok zordur Ramazan kardeş. Hüseyin için yaptıklarını hiç kimse unutmaz. Mapushaneler deniz gibidir. Kah köpürür, kah durulur. Gariban mahkumun arkası yoktu. Lakin seni gördük ya, sırtımız pek olmaya başladı. Bütün mahpus damının çamaşır işi bizdeydi. 5-10 kuruş kazanıp gidiyorduk. Dışarıdan hiçbir gelirimiz yoktur. Burada yolumuzu bulamadık mı, çekiver kuyruğumuzu ölelim. Meydancık koca Mustafa posta koydu. Meğer zihni gardiyanla anlaşmışlar. İşi bizden alıp Cıbıl Halil'e verdiler. Bir kavaya da zam yaptılar. Milleti de mecbur ettiler. Metozoru yıkatıp para vermiyorlar, iyi mi? Şimdi he deseler her ay ceplerinde 5 lira var. Bizde ise tık yok. Bana anlatmanızın sebebi ne ola? Sen bize arka çıksan. Sen bize arka çıksan işi garanti geri alırız. Ne yapıyor bunlar orada? Erhal seni çekiştiriyorlar. Yolumuza taş koymaya kalkmasınlar. Hangi taşın baş yaracağı belli olmaz. Ama sen yine de tedbirli ol. Kahve ocağı da bizdeydi. Onu da Cıbıl yapıyor şimdi. İcabı kadar versek, bizler ve diğer garibanlar kurtulsak, karnımız doysa yeniden, olabilir mi? Herkes koğuşlara!
Kardeş, sen o böceklere uyma. Boş yere de acıma. Aramıza nifak girmesin. Ha kardeş? Giremez. Usulüyle anlaşırız elbet. Bunun anlaşması yoktur, bilirsin. Biz çaydanlığımıza kan koyup kaynatıyor, ocağımızı da bıçakla karıştırıyoruz kardeş. Ne bekliyorsun orada? Girsene içeriye. İsmail ile Çakır çamaşırdan ve kahve ocağından ne kazanırlarsa diğer koğuşların garibanlarıyla bölüşüyorlarmış. Koca Mustafa ile Halil bu kazancın üstüne oturmuşlar. Gardiyan Zihni de ortak etmişler. Benden önce sen bu işe çare buluver. Fakirlere yardıma hepimiz isteriz. Lakin hükümetin verdiğinden gayrı elimizden ne gelir ki? Kahve ocağıyla çamaşır işi yeter. Olur, düşüneyim hele. Zihni gardiyanla konuşayım. Sonra da haberim olmadı deme. Bak, bu Tatar Ramazan'ın kafası derhal ezilmeli. Adem Baba Çakır'la İsmail'i yanına aldı. Bütün kazancımızı cebine atacak. Haberin olsun. Acemi çaylak. Burada kimin hükmü geçer öğretirim ona. Öğretirsin evelallah. Mapushanede gardiyan ne demek? Devlet demek. Bir çay da bana. Olur abi. Beni kardeşim. Tatar Ramazan'ın şikayeti var. Neymiş o? Gördün mü bak? Ben sana demedim mi? Daha dün bir bugün iki. Herif dayı kesildi başımıza. Sen dışarıya bakalım. Tamam abi. Çamaşır işiyle çay ocağını garibanlara geri vermen iktiza eder. Nedenmiş o? Tatar uzatacak bu meseleyi. Müdür beye kadar duyuracak. Müdeyim beye bile çıkacak sanki. Sen karışma bu işe. Tatar da yanlış yaptığını anlayıp hizaya gelecek. Mahkum denilen adamı bir bakışla tanırım. Bu Tatar kolayca pes edecek adam değil. Benden söylemesi. Gardiyan İbrahim korkuyor mu? Yoksa Tatar'dan yana mı anlayamadım ama Zihni gardiyan öfkelenmedi bile. Üstelik kolay iş dedi. Daha diklenip kıpırdayamadan bitiriverecek işini. Aynen öyle olacak. Mapushaneyi dışarıdan ayıran bir taş duvar mı? Buranın kanuni nizamı dışarıya benzer mi? Ya adam gibi kör sağır olur, üstüne vazife olmayana karışmaz veyahut da bağırsağına atıverirler düğümü. Kafamı bozmasın. Gece uykusunda şişlerim o gavur domuzunu. Koğuşta da bir kişi bile görmüş duymuş olamaz. İcap etmez şimdiden. İlkin ufak bir ders vereceğim ona. Yo, baktık ki akıllanmadı. O zaman en ağır cezayı çekecek elbet. Çiftelerli Reşit, Tatar Ramazan, ziyaretçiniz var, gelin benimle. Bir gün de bize gelen olsa, ah! Kör kediyle kanatsız kuşa razıyım. Ah ah, Allah kurtarsın. Konuştun mu Zihni'yle? Konuşacağım. Uzamasın. Gardiyan, aç şu kapıyı. Bunların ziyaretçileri var. Sen 4 numaraya, sen 3 numaraya.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dükkanın kalan parasını tedarikledim. 40 lira. Gelebildin mi nihayet? Para getirdin mi bana? Ancak 3 lira getirebildim evladım. Zeynep'e vereceksin o parayı. Eve alıcı çıktı mı? Evet, 2 müşteri var. O parayı da sen alacaksın. Olur. Bir emrin, bir isteğin var mı? Ev bir an önce satılsın. Merak etme sen. Nurettin'le İdris'in de selamları var. Gelecekler bir gün. Sizin konuşacaklarınız vardır. Ben dışarıda bekleyeyim, beraber döneriz. Allah kurtarsın. Sağ ol. Sen nasılsın? Yiyecek, giyecek öteberi getirdim. Tel dolap kapkacak getirdim. Kapı altındaki gardiyana bıraktım. Oradan alırsın. Bir şeye canın mı sıkılıyor? Evi satmaya kararlıysan ben nerede oturacağım? Köye, ananın yanına döneceksin. Ne de olsa anandır. Dayın da başında. Sakınırlar seni. Kasabada bir peşine düşen olursa çıldırsam kâr etmez. Sonradan ne yaparsam yapayım, sana bir kötülük gelmişse düzelmez, yanarım. İşte böyle. Bu 4 duvar, bu çaresizlik gecemde gündüzümde anlatılır gibi değil. Evin satılmasını beklemem. Bugün gidelim. Ne istersen, ne dersen yaparım. Tek sen üzülme. Bir aklın da bende kalmasın. Çakır'la İsmail yemek yapacaklar. İsteyen gelir yer. Sağ olasın ağam. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olasın ağam. Sağ ol. Sağ ol ağam. Sağ ol ağam. Serseri bu herif. Bol keseden dağıtıyor ama 3 gün sonra açlıktan nefesi kokacak. Çok akıllı bir herif. Gariban babası olaraktan kendine adam topluyor. Bizi uğraştırma yeminle. Mahpushanede kim kime güvenmiş şimdiye kadar? Hiç yoktan en iyi arkadaşına bıçağı geçirirsin. Az sonra da 1000 pişman olur, hüngür hüngür ağlarsın. Bok herif. 2 yıl yatmış ama hiç anlamamış bu iş nasıl bir iştir. Mahpushane dediğin mezarhanedir. Yaşayacaksan canavarlaşacaksın. Akşam yoklaması. Sıradan say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 sondur başefendi. Allah kurtarsın. Sağ ol, sağ ol.
Buyur abi. Ben yemeyeceğim. Arkadaşlar, buyurun. Adın çıkacağına canın çıkaydı da kurtulaydım. Herkes Tatar'ın kralı diyor da başka bir şey demiyor. Biz ne güzel verecektik seni. Çoluk çocuğa karışacaktı. Ah, dediklerim bir bir çıktı. Gittin o dinsiz imansız katile, işte böyle perişan döndün. Yeter ana, yeter! Aç ağzını, gebertirim, vallahi boğarım. İnsanların yüzüne bakamaz oldum, kahpe! Azgın rezil, ayağımızı öp ki seni eve aldık. Elbet, vilayet umumhanesine düşecektin ki dünyanın kaç bucak olduğunu görecektin. Ben de köşemde yatıp tencerem kaynasın isterim ama tencere suyla kaynamaz. Yağ ister, sebze ister, ateş ister. Açıkçası para ister, para! Biz burada incecik akan musluğun başında gibiyiz. Şimdi soruyorum size, su az bekleyen çok. O zaman ne olur ha? Ne olur? Dövüş başlar, dövüş! Sonunda iş gelir, insanın bileğine dayanır. Öyle biri çıkar ki vurdu muydu ejderha olsa bitirir adamı. Düşmanını iyi tartacaksın, yoksa yandın gitti. Dışarıda kolayca cinayet işlemeye benzemez bu iş. Biz de kanlı bir pınarın başında gibiyiz. Ya Hazreti Hüseyin gibi bir yudum suya hasret gideriz, ya da karşımızdakinin kellesini götürürüz. Doğru. Tekerimize taş koyan oldu mu, çekilmeye hazır bıçak gibiyiz evvelallah. Bu laflar kime? Niye sordun? Ortaya konuşmaktayız. Yarası olan gocunur. Yaran mı var kardeş he? Sırıtma ulan! Kardeş ne demek? Sabrım bu kadardır, işiniz de bilmiş olun. Ulan! Oynayacak olan buyursun. Şeytan taşlayalım azıcık. Toplayın lan masayı. Bütün kapı şikayetçi muhterem müdür beyim. Durup dururken deviyor, gaddarlık ediyormuş. Meydancı kocam Mustafa ile de sebepsiz takışmış ki herkesleri yıldırıp istediği gibi haraç alsın. Ayrıca onlara da başlatmış mahkumları. Mecburi oynatıyormuş. Desene, burayı düzeltinceye kadar çok uğraşacağız. Bunlar böyledir müdür bey. Asker değil ki emir veresin. Ne yani? Bunlar ayrı bir canlı türü mü? Yoksa insanlar buraya girince değişiyorlar mı? Elbette. Dışarıda tütün yüzü görmeyen, içeride fosur fosur esrar içi. Allah Allah! İnsanı ıslah için kurulan bir yerde esrar bulunması hayli tuhaf değil mi? Tuhaftır müdür bey. Ama sebebi yüzyıllardır anlaşılamamıştır. Daima suçu gardiyanlar jandarmaya, jandarmalar da gardiyanlara atar. Bir türlü de asla anlaşılmaz değil mi? Anlaşılmaz. Hem size bir şey diyeyim mi müdür bey? Esrardan da, afyondan da zarar gelmez bize. Uyuşturucu uyuşturur, uyutur. Mahkum uykudaysa asayiş berkemel demektir. Şaştım doğrusu. Sen bana bunları söylememiş ol. Peki müdür bey. Yarın sabah Ramazan'ı bana getir. Baş üstüne. Devirciler! Ümit Çant Polat, Kemal Keser, Nuri Onmaz, Cihan Zümrütçi, Vedat Yalçın, Mustafa Kaya, Müslüm Onmaz, Mehmet Kaya. Doktor hemen gidecek, çabuk olun. Mahkemeciler, Zafer Bilir, Davut Öydüm, Çiftel Elli Reşit. Tatar Ramazan.
Seni de idareden istiler. Hadi çabuk ol. Ne oluyor? Hani idareye gidiyorduk? Müdür beyim bekliyor seni. Daha gelir gelmez ortalığı karıştırdın. Kendine ne sanıyorsun? Buradaki hiçbir mahkumdan farkın yok. Kafana iyice sok bunu. Onlara eziyet edecek olursan... Ya bunlar. Kim şikayetçiyse gelsin yüzleşelim. Neredeyse bana da kafa tutacaksın. Belli ne mal olduğun. Kader, kaza mahkumu... O zavallı insanları yıldırmışsın. Yüzüne karşı konuşamayacaklarını bildiğin için... Kolayca inkar ediyorsun. Efendi efendi cezanı çekmeye bak. Kimseye de kumar oynatıp haraç toplama. Sen hepimizin müdürüsün. Hepimize adil olacaksın. Topla hepimizi. Kumar, haraç, zulüm kimlerin işi açıkça söyleyeyim. Bana vazifemi öğretmek sana mı kaldı sersem? Hakkında bir şikayet daha duyarsam... ...seni prangaya vurur, münferide kapatırım. Zihni! Buyurun müdürüm. Götür şunu koğuşuna. Geç hele. O suratını öyle bir dağıtırım ki bir daha kimseyi gammazlayamazsın. Ortaklığınız bitecek diye müdüre sen okudun beni. Çek ayaklarını, kim el kaldıysın? Ortaklığınız bitecek. Haram yediğiniz paralar garibanların olacak. Yoksa Mustafa'yı da, Halil'i de, seni de perişan ederim. Hele koşun yaşayacaksın görelim. Mustafa nerede? Tayin alacaklar sıraya. Tamam mı hepsi? De Ramazan abime veren mi ham? Yok lan. Kendisi gelip alamıyor mu? Hadi siz gidin. Küfeyi ambara koyun. Yemek kazanını getirin. Hadi tezelle. Hadi lan hadi. Buyur ağam. Eyvallah cibul. Gardiyan Zihni belki anlayamamıştır. Bir de sana söylüyorum. Kurduğunuz tezgah bana işlemez. Yanılırsanız fena harcarım. Size söylenmez bu laflar. Haddini bil, ayıp oluyor. Niye söylenmezmiş ulan? Kimsiniz ha? Mahpushaneyi araca kesip, onu bunu korkutarak... ...müdürün gardiyanın ardına sığınarak... ...milletin anasını ağlatmak var mı ulan? Ulan hayvan! Senin ecdadını... Eşşaşık! Ulan yetti! Hey! Taş getir ulan!
Çamaşırhaneyle çay ocağı Çakır'la İsmail'in ve tüm yoksullarındır. Ben de yanlarındayım. Sıkıysa gık deyin. Gene iftira atın da göreyim. Kaç kuruşluk erkeksiniz? Yetiş gardiyan. Tamam abi. Tamam abi, ben yaptım, sen yapma abi. Tamam abi. Kulun köleli olayım abi. Kurban olayım abi, yapma abi. Tamam. Tamam abi, ben yaptım, sen yapma abi. Tamam. Hey, kendinize gelin. Ne oluyor burada? Öldü mü? Kanı durdurmak mümkün olmadı. İnzibat meclisi olarak hemen toplanalım. Tatar Ramazan'ın münferit cezasını
duruşmasının sonuna kadar uzatalım. Mahkemenin vermiş olduğu cezaya ilave olarak da sürgüne gönderelim. İyi olur. Burada zaptı mümkün değildir diye bir kayıt düşerim. El mi yamanmış yoksa gardiyan zihni mi ha? Mustafa? Öldü. Bakalım sana neler olacak. Göreceğiz. Hadi o garibanlar kurtarsın seni şimdi. Kıpırda! Mahkemen var! Mektup var! Vedat Yalçın! Mustafa Burada. Oruç! Çifter Elli Reşit! Burada! Mehmet Karakaş! Burada. Hüseyin Keleş! Sağ ol başefendi! Nuri Onmaz! Mehmet Kaya! Çok dövmüşler Tatar abinizi. Tren gibi boğattırmışlar. Duydunuz mu lan? Gelsin de kurtarsın sizi şimdi. Mahkeme neticesi belli olsun. O zaman sizinle görüşeceğim. Allah kahretsin. Hiç bekleme. Çek git. Sana da yazık. Bekleme boşuna. Kimseye hayır gelmez o heriften. Dediğim dedik, asi deli bir Allah'ın cezası o Tatar. Ne zaman görüşürüm? Sen de hiç akıl fikir yok. Senin de Tatar'dan farkın yok. Duruşmadan henüz dönmedi. Hadi uğurlar olsun. Gönderin gitsin. Hadi bacım. Bundan sonra kovuşağınız benim, tamam mı? Mustafa'yı öldürttünüz de ne oldu ha? Çamaşır işi de bende, çay ocağı da. Devran gene o devran. Çekeceğiniz var ulan elimden. He, Tatar'ın işi de bitti. 7 sene daha yemiş. 11'de eskiden vardı. Ettim 18 sene. Biter mi? Tükenir mi lan? Ceza bindikçe daha isyankar, daha gaddar olacak. İdareyle anlaşıp Hüseyin'i de ben hücreye attırdım. Arkamda idare var artık. Mahpus damından ölüsü çıkar ancak. Buraya döner de sizlere sahip çıkar diye düşünmeyin sakın. Yarın sabah sürgüne gidiyor. Askeri sevkiyat yerleşecek önce. Artan vagonlardan birine bineceksiniz. Yolculuk esnasında bir sorun çıkmaz inşallah Ramazan. Merak etmeyin kumandan bey. Ben biletlerinizi halledeyim. Ev de satıldı. Dükkanla beraber 280 lira. Sen de duracak. Param var.
Uzağa gidiyorsun. Başka da satacak bir şeyimiz yok. Gelecek paramız yok. Bana 100 lira yeter de artar bile. Yanına ne zaman geleceksin? Hele gidip göreyim oraları. Sana mektup yazarım. Hemen bir ev tutarım yakınında. Bir göz oda yeter. Yemek getiririm mapushaneye, çamaşırını yıkarım. Hep görürüm seni. İstanbul'a, İzmir'e yerleşip insan gibi yaşayacaktık. Tuh kara yazımıza. Üzülüp yıldığımı sanma. Fakat tutamıyorum. İsyan yakıyor yüreğimi. Nedir bu başımıza gelenler? Neden? Benimkisi öfke değil, aptallık. Sen her zaman sakin ol. Kolla kendini Ramazan'ım. Hiç değilse beni düşün. Elbet. Aklım hep sende olacak. Ananla dayın üzmüyorlar ya. Yok, hiç üzmüyorlar. Olan biteni onlar da razı artık. İletişiniz tamam. Size hayırlı yolculuklar. Yolluk bir şeyler var, üçünüze ancak. Sağ ol bacım. Hakkını helal et.